Herkese merhaba. Çok heyecanlı olduğum bir videoyla karşınızdayım. Doğumdan önce son böyle birkaç videoluk hakkım var sanırsam. Onlardan birini çekiyorum şu an. Hastane çantamı hazırlayacağım. Bir de bebek yatağını kuracağım. El elinin park yatağını aldık biz anne yanım. Şimdi bu videoyu izleyen kişinin muhtemelen böyle bir süreçten geçtiğini tahmin ediyorum. Yani çok öylesine izleyecek çok insan yoktur diye tahmin ediyorum. Ben hem kendime böyle bir anı kalsın istedim. Hem de bu süreçten geçen arkadaşlarıma da belki bir yardımım dokunur diye paylaşmak istedim. Kendim, çünkü şimdi çeyiz dönemindeyken de öyleydi. Kendim böyle bir liste yapıp ona uyarım her zaman. Başak Burcu özelliği olarak. Bunun için de işte hastane çantası ve işte mesela yatak gibi alacağımız malzemeler için de detaylı araştırma yapan biriyim. Ve piyasanın çok geniş olduğunu biliyorum. Birçok şeyin fahiş fiyatlara satıldığını, özellikle böyle özel dönemler için, işte düğündür, bu şekilde mesela doğumdur falan, insanlar çok fazla, ya kandırılıyor demek istemiyorum ama sanki böyle çok büyük bir ihtiyaçmış gibi anlatılıyor bir şeyler. Ve doğal olarak herkes ona yönelebiliyor. Ben de onlardan, yani biri olabiliyorum tabii ki bazı zamanlarda ama olabildiğince araştırmaya çalışarak gerçekten mesela kullanılmış şeyleri almaya çalışıyorum diyeyim. Boşa para vermek istemiyorum birçok şeye. Uzun lafın kısası. Böyle şeyler gördükçe kendi kendime dediğim gibi daha çok araştırma yapmaya başladım. Araştırdıklarımı da paylaşmak istedim. Umarım sizin için de faydalı bir video olur. Öncelikle çok büyük bir çanta yapmayı önce düşünmüyordum. Dedim ki ne gerek var, küçük bir çantayla gideriz. Ama benim ilk tecrübem olacak, ilk deneyim olacak, ilk doğumum olacak. Nasıl bir süreç olacağını kimse bilmiyor ya. Mesela ben şu an normal doğum istiyorum ama bir şey olabilir ve sezaryen o dönebilir. Yani bir gece kalacağımı düşünerek bir hazırlık yapıyorum aslında ama bu iki geceye de çıkabilir sezaryen olursa. Ya da yani Allah korusun ama inşallah herhangi bir komplikasyon gelişmez. Ama gelişirse ve kalmak zorunda kalırsak en azından buna hazırlıklı olmak istiyorum. O yüzden en azından bu tecrübeyi yaşayana kadar dedim ki yani bu sefer bir valiz hazırlayabilirim. Valiz de şöyle zaten vardı bizim küçük valizimiz. Yani boyutu gözüküyor mu bilmiyorum ama küçük boy bir valizimiz vardı. En küçüğü bu. Daha küçüğü yoktu. Olsaydı ona da sığardım diye düşünüyorum ama olsun. Bence idare ederiz. Neyse, bu valizi kullanacağım. Şimdi ben şöyle iki tane liste belirledim. Bizim ihtiyaçlarımız ve bebişin ihtiyaçları için. Şimdi benim yanımda eşim kalacak. O yüzden ona da tabii ki mecburen zamanlıyorum. Ona da tabii ki bazı eşyalar almam gerekiyordu. Onun için de şimdi valizin içinde orada ben o an yine kendim ne durumda olacağımı bilmediğim için yani rahat kalkabilir miyim ya da işte kalkamaz mıyım bilmediğim için valizin içeriğini öyle bir düzenleyeyim ki herkes her şeyi rahatça bulabilsin. Yani eşim ve annem yanımda olacak muhtemelen. Yine tabii kayınvalidemler falan gelirler ama şimdi kalacak kişi eşim olacağı için eşimin en azından çantanın içini rahatça bulabileceği şekilde düzenlemem gerektiğini düşünüyorum. Onun için de benim annem, ben evlenirken çeyizimde şöyle küçük küçük keseler yaptı bana. Hani böyle şimdi tatile gidiyoruz, işte bir şeyler hazırlıyoruz ya. Eşimiz tatile giderken falan da kıyafet hazırlıyoruz falan. İşte bu tarz keseleri hep koyup en azından düzenli bir şekilde tutabilirsin demişti bana. Bana evet çok güzel oldu bence, çok iyi oldu. Şimdi bunların içine böyle işte eşimin mesela kullanacağı kıyafetler, benim kullanacağım kıyafetler, bebişim kullanacağı ayrı ayrı, hani yeni doğan takımlarını ayrı ayrı koyacağım falan. Böyle kullanabilirim diye düşünüyorum bunları. O yüzden çıkarttım. Bu arada çok fazla şey yapan da var. Bavul içi düzenleyiciler de varmış. Bunları çok gördüm sosyal medyada. Bunlar olmasaydı muhtemelen ben o tarz bir şey alabilirdim. Çünkü yani ben bir şeylerin düzenli durmasını seviyorum ve o an Başak Burcu özelliği olarak bir şeyleri ben kontrol edemeyeceğim ya o an. Yani edemeyebilirim en azından. Bir şeyleri ben kontrol edemeyebilirim o anda. Yani işte
dediğim gibi eşim valizi açacak, annem açacak vesaire. En azından her şey düzgün yerlerinde olsun ve ben bir şey söylediğim zaman onlar da bulabilsin istiyorum. Yani işte şunu verir misiniz dediğimde rahatça onlar da ulaşabilsinler o ürüne istiyorum. Umarım işe yarar. Bir de böyle şeffaf oldukları için içleri de gözüküyor. Rahat olur diye düşündüm. Umarım her şeyi böyle yerleştirebilirim de güzel güzel. Hayal ettiğim gibi olur. Ben böyle tavsiye veriyorum da kaç kere hazırladığını sorsanız. Evet, şimdi önce eşiminkileri hazırlayıp aradan çıkarayım diye düşünüyorum. Eşime bir pijama takımı alacağım. Bir ertesi gün işte inşallah ertesi gün hastaneden çıkarken giyeceği tişörtü koyacağım. İşte çorap koyacağım. Bir de şimdi benim doğumum Ağustos'un sonuna doğru denk geliyor ve aşırı sıcaklıyoruz. Şimdi orada da nasıl bir ortam olur ve ne kadar kalırız bilmiyorum. O yüzden yine eşime de bir havlu, bir de işte çorapları, iç çamaşırıdır alayım diyorum. Yani orada duşa girmesi de gerekse. Gerekir mi? Sanmıyorum. Hani kesinlikle gerekeceğini düşünerek aldığım bir şey değil. Ve muhtemelen işte insanların ikinci, üçüncü doğumuysa bana diyordu ki fazla abartıyor. Ama ne olur ne olmaz diye alıyorum. Çünkü dediğim gibi yani Ağustos'un sonuna terliyoruz. O an nasıl bir ortamda olacağımızı bilmiyorum. Ve hiç hastaneye yatışım olmadı. Bir sedyede yatarak ya da işte çevremde olanlar falan hiç gözlemlemedim. Doğumunu da bir tek teyzemin hatırlıyorum. Yani onu da böyle o an şimdi küçüktüm ve hayal meyal hatırlıyorum. Yani küçük değildim aslında, lisedeydim de. O an yani etrafta o kadar çok şey oluyor ki sen o an hiçbir şeye dikkat etmiyorsun. Yani sadece bebeklere odaklanmışım. Hani kim ne yapıyor hiç dikkatimi çekmedi açıkçası böyle şeyler. O yüzden gerçekten ne gerekiyordur, o an kim ne durumdadır hiçbir fikrim yok. Ama işte dediğim gibi ne olur ne olmaz diye bunları almak istiyorum. Eşimin ihtiyaçları için dediğim gibi şöyle bir yani bu havluya ne denir? Bir büyük boy, bir küçük boy set havlular vardır ya. Onun büyük boyunu aldım. Pijama. Şöyle bir pijama takımı aldım. Akşam gibi. Yani bu pijama takımı da eşofman gibi. Yani şortlu zaten. Rahat olur diye düşündüm. Bir tane çıkışta iyice tişörtünü aldım. Eşim zaten normalde pantolonunu yani pantolon, tişört, spor ayakkabı tarzında giyiniyor. Sadece üstünü değiştirse yeterli diye düşünüyorum. Bir de çorap aldım. Bir de iç çamaşır alacağım. Bu arada eşim şeyi bilmiyormuş. Hastanede kalmamız gerekti. Bana dedi ki, sabah dedim ki, yani ben ona şeyi sordum. Hastanede verecek nevresim verdiklerini biliyorum. O nevresimde yatar mısın dedim, yoksa yeni bir nevresim alayım sana yanıma dedim. Kendisi bana dedi ki, sabah gideriz, akşam çıkarız zaten. Sanıyormuş ki böyle kalmamıza gerek yok yani. Sabah gidip akşam çıkacağız. Canım canım. Hayal dünyası gerçekten. Bir de bunu beni buna ikna etmeye çalıştım bir süre. Umarım ben ikna edebilmişim onun böyle bir şey olabileceğini ama. Ve ben şey diyorum, inşallah bir gece kalırsın, ertesi gün olmaz. Umarım ki gerekiyor. Evet, eşimle eşyalarını ayarladım. Sıra kendiminkini ayarlayayım. En sonunda bir şeyinkini ayarlayacağım. Şimdi şöyle ben kendime yapıyorum. Bunları çıkartmıştım. Bunları demin tavan üzerine çıkartmıştım. Şimdi şöyle ki ben kendime Lohusa Takım adı altında satılan ürünlerden almadım. Çünkü şeye baktık. Ben bu arada bunu uzun bir süre baktım. Yani Lohusa Takım diye aratıp o ürünlerden beğendiklerim oldu. Favoriledim falan hatta. Sonra bakıyorum o ürünlerin hepsi arkadaşlar şuradan sonrası böyle geniş olan ürünler. Şimdi doğumdan sonra tamam göbek tabii ki belki hemen eski haline dönmeyecek ama o kadar göbekli de kalmayacağız diye tahmin ediyorum. Düşünüyorum. Ve dediğim gibi o takımların hepsi böyle bildiğiniz hamile pijaması tarzında takımlar. Sonra dedim ki bu tarz şeye gerek
Yok bence. Sonra görümcemle konuştum. Görümcem kendisi işte kendi pijama takı, normal pamuklu pijama takımı almış. Normalde de kullanacağı bir ürün yani. Üzerine de sabahlık gibi bir şey almış. Ve gayet rahat ettiğini söyledi onlarla. Sonra benim kendi zaten çeyizimde olan şöyle saten takımlar oluyor ya yani. Bu tarz takımlarım var. Yani bir gelen giden olduğu zaman hani daha düzgün gözükmesi açısından o tarz bir şey giyerim diye düşündüm. Akşam da yine Ağustos ayı olacağı için çok sıcak olacağından daha kısa kollu. Üzerine yine sabahlı olan pamuklu bir pijama takımı var. Gece için de onu alacağım yanıma. Ve yani benim iki tane öyle daha kumaşı güzel olan pijama takımlarından var. Biri beyaz, biri pembe. Onların ikisini de yanıma almayı düşündüm. Çünkü leke olayından korkuyorum birazcık. Ve pek insandan insana değişen bir durum bile bu da. Riske girmemek açısından ikisini hani biri geldiği zaman düzgün olsun senin diye ikisini de almak istiyorum yanıma. Öyle şu an o takımları bu şekilde. Pijama takımlarım burada. Yine şu depend bezi ne bileyim. Bilmiyorum. Yani hamileyken sonra işte gelen kanama vesaire durdurmak için bu depend bezden tavsiye ettim. Yani durdurmak değil de. Yani hastanede verdikleri bu hasta bezi mi deniyor onlara bilmiyorum ama biraz daha yani kalite değişebiliyormuş hastaneye göre. Bu depende çok önerdiler. Çok fazla yerde okudum. O yüzden hem de yani kullanat tarzında normal pet gibi işlev görüyor sanırsam. Sadece kilot tarzında giyiliyor diye anladım. Ben içine açıp bakmadım. Ama o an öğrenirim diye düşünüyorum. Bunun ben M bedelini aldım. İnternetten sipariş ettim. Ama bazı şeylerde de gördüm böyle. Migros gibi büyük marketlerde de satılıyor sanırsam. Bundan koyuyordum. Yani bir paketi aldım ben ve hiç açmadım. Direkt onu koyacağım hastane çantasına. Sonra şu Lansino'nun göğüs bedlerinden aldım. O da işte sızıntı, süt sızıntısı için sanırsam kullanılıyor. Onun paketini komple almıyorum yanıma. Sadece 3-4 tane içinden aldım. Bu şekilde onu koyacağım. Emzirme sütyeni aldım. Yani şöyle şurası çıt çıtlı. Ve şöyle açayım. Çıt çıtlı açtığınız zaman şöyle açık oluyor bu kısmı. Ben bunu Penti'den yani şey internetten sipariş ettik de Penti'nin bu göğüs petlerini, bu emzirme sütyenini bir de şöyle Lancino'nun göğüs ucu kremini aldım. Bunu çok fazla yani şöyle göğüs yaraları herkes yaşıyor sanırsam. Ben hiç yaşamayan, ben bunu hiç yaşamadım diyen birini görmedim bu zamana kadar. Bu kremi çok önermişlerdi. Ben de araştırdım, yorumlarını okudum falan. Hem daha uygun fiyatlısı bu piyasaya göre. Yani bilmiyorum, en azından benim araştırdığım kadarıyla uygun fiyatlıydı. Sadece bunu şimdi koymayacağım çünkü bunu şeyde de doğum mesela doğuma girmeden bir iki hafta önce kullanmaya başlıyor insanlar. Başlıyormuş yani yumuşasın diye. Ben de başlayacağım. O yüzden şimdi bunu şeyin içine koymayacağım. Sonradan ekleyeceğim. Kıyafet olarak elbise koydum. İşte yine iç çamaşırı, atlettir. Bir de korseyi yanıma aldım. Yani doktor an kullan hemen der mi bilmiyorum ama loğusa korse bile olabiliyorsunuz. Kimse bunu bu arada tavsiye ediyor, kimse etmiyor. Ben sadece çevremden duyduğum kadarıyla kullanan insanların çoğu memnun kalmış. Ve toparlayıcı etkisi olduğunu söylüyor. O yüzden kullanacağımı düşünüyorum. Ama tabii ki doktora soracağım hemen takılır mı yoksa takılmaz mı bilmiyorum. Ama yine de yanıma alayım istedim. Onları böyle iç içe koydum. Yine bunu bir poşet şey koyayım. Ha bu arada patik niye burada bilmiyorum. Onu ayrıca bir yere koymam lazım. Şöyle ki çok fazla ayakları üşüyen duydum. Yani vücudu çok sıcak olmuş. Vücutları çok sıcakmış ama ayakları dehşet üşüyormuş. Ben zaten normal hayatımda da evde de ayaklarım üşür ve sürekli çorap şeyle, terlikle, patikle falan gezerim. O yüzden yanıma bir tane patik aldım. Bunu da pijama çamurunu koyayım. Yani
Sonuçta odaya girince yiyeceğim. Evet. Ha, kendime bu arada duş için şöyle eşime demin mesela büyük havlu göstermiştim ya, bende de onun aynı takım bir büyük bir küçük havlusu var. Şu an küçük havlu elimde. Büyük havluyu barozları yıkarken ama kullanmıştım. O yüzden onu tekrar yıkayıp koyacağım. Sadece şimdilik bunu koyayım. O büyük havluyu sonra tekrardan ekleyeceğim içine. Bu arada oradan veriyor olabilirler havlu. Fikrim yok. Sadece ben ne olur ne olmaz diye almak istedim. Konusu. Yine orada muhtemelen hastane terliklerini biliyorsunuzdur. Bez tarzda terlikler. Onlardan veriyorlardır ama onlarla yürümek hem çok konforlu olmuyor. Hem de bilmiyorum. O kadar ayaklarım üşürse en azından normal tabana basacağım bir terlik olsun yolunda istiyorum. Yine aynı şekilde akşam yanımda eşim kalacağı için gece mesela bir şey istediğimde sürekli ayakkabı giysin vesaire istemediğim için bir ona bir de kendime terlik alacağım. Birazdan bunları içeriği düzelteceğim de eşyaları bitireyim. Ha, göğüs pompasını şöyle göstereyim. Onu yanıma alacağım bu arada arkadaşlar. Çünkü yine hemen süt gelmeyebiliyormuş. Bu şekilde işte sağarak getirtiyorlarmış, getirmeye çalışıyorlarmış falan. Ya da işte bebek hemen emmeyebiliyormuş, az gelebiliyormuş bilmem ne. Yani böyle göğüs pompasını yanınıza alın diyorlar. Orada kullandırıyorlarmış çünkü. Hastanede de göğüs pompası varmış. Sizde olmadığı takdirde oradan zaten temin edebiliyorlarmış. Sadece ben bu göğüs pompasını şimdi orada en azından öğrenirsem kullanmayı ve alışırsam kendi şeyimi sonrasında da rahat ederim diye düşündüm. Çünkü şimdi bebek zaten 4 aylıkken çalışmaya başlayacağım ve yani zaten süt sağmam gerekecek, bırakmam gerekecek. En azından alışmış olurum diye düşünüyorum. Şöyle bu göğüs pompasını ben yeni almadım. Görümcemde vardı, o verdi. Şöyle Philips Avent'ın elektrikli mi deniyor buna? Bilmiyorum. Elektrikli göğüs pompası diye. Bunu da koyacağım çantaya ama öncelikle bir şimdi biberonları vesaire de yıkayacağım ya. Onlarla birlikte bunu da yıkar öyle koyarım diye düşündüm. O yüzden hemen eklemeyeceğim. Sadece şey şöyle bir listem var da listede görünce onu söyleyeyim dedim. Eklemediklerimi şey yapıyorum çünkü. Ben yanıma şu minik şampuanlar var ya onlardan alacağım. Küçük. Otellerde satılan. Evde vardı onlardan. Satılan değil bu arada. Otelde odaya konan. Neyse. Onlardan evde vardı. Ondan alacağım. Diş fırçası, diş macunu tabii koyacağım. Nemlendirici. Listeye nemlendirici ekleyeceğim yazmışım. Şu Lierac'ın çatlakları önlemeye yardımcı jel diye geçen bir şeyi var. Bu nemlendirici etkisi de yapıyor. Ben bunu araştırmıştım. İlk başta alma gereği duymadım. Benim çok uzun bir süre hiç çatlağım oluşmadı. Şu an ben 37. haftam bitmek üzere. Hatta siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen ben 38'in falan sonunda olacağım. İşte 36. haftadayken ilk defa öyle yani çok çatlağım var mı? Yok. Ama çok oluşsun da istemiyorum açıkçası. O yüzden ben hep normal vücut nemlendiricisi kullandım bu zamana kadar. Belki de o yüzden bu kadar geç çıktı. Belki vücudumla alakalı bir şey bilmiyorum açıkçası. Sadece bunu biraz daha oluşmaya başladığını fark ettiğimde aldık. Yani yeni yeni kullanmaya başladım. Ama çok okudum. Doğumdan sonra da çok kullanmaya devam eden varmış. Ben şimdi bunu kullandığım için zaten günlük olarak koymayacağım çantaya. Ama sonradan ekleyeceğim. O yüzden söylüyorum yani önceden. Şöyle de yüz kremi ve dudak kremi var. Bunları da normalde günlük yani kullanmaya çalışıyorum olabildiğince. Makyaj yaparken falan öncesinde sürmeye çalışıyorum. O yüzden bunları da şimdi eklemeyeceğim ama yine doğum çantasına koyacağım. Rolon var. Zaten kullandığım bir tane var. Bu 7'ydi. 7'li koyacağım lütfen. Şimdi şöyle koyayım. Koymadım. Şimdi hırka demişim. Hırka koymayacağım. Çünkü bilmiyorum. Ağustos ayındayız yani. O kadar üşüyeceğimi düşünmüyorum. Üşürsem de orada örtü vesaire vardır diye tahmin ediyorum. O yüzden koymayacağım. Emzirme örtüsü demişim. Emzirme örtüsü almadım.
Açıkçası ihtiyacım olursa sonradan alabilirim diye düşündüm. O yüzden almadım. O yüzden koymayacağım. Yani zaten çevremde birileri varken emzirmek zorunda kalmayacağımı düşünüyorum. Yani birileri derken yani yabancı misafir bir, yani yabancı değil de anladınız işte, misafir falan geldiği zaman öyle emzirme durumunda kalmayacağımı düşünüyorum. Kalırsam da rica ederim. Zaten çıkarlar diye tahmin ediyorum. O yüzden yani ekstra bir şey koymayacağım onunla ilgili. Powerbank'i doldurup koyacağım. Onu yazmışım. Ben gözlük kullanıyorum. Yani normal günlük hayatımda da lens kullanıyorum. O yüzden işte gözlüğüm, lensim, unutmamak için onları yazmışım. Ama bunları tabii ki şimdi koyamayacağım. Daha sonradan ekleyeceğim. Başörtü demişim. Onu alayım. Başörtü derken ben böyle yani normal yazma mı deniyor buna? Günlük şeylerden alıyorum yanıma. Bir beyaz, bir pembe alayım dedim. Bunları da şey koyayım. Pijama takımlarının içlerine doğru. Zaten başımda da bir başörtüyle gideceğim için ekstra bir şey ihtiyacım olmaz diye düşünüyorum. Onu da ekledim. Eşimin bakıyorum. Onu giyerim, tamam. Evet. Hazır mıydı? Bir şey geçebiliriz. Önce ben şu şeyi düzelteyim mi? Şimdi geldim bebişin kısmına. Şimdi bebiş kıyafetleri için şöyle. Onları ben zaten yeni yıkayıp türemiştim. Şey ayırmıştım çok da. Şimdi birincisi bir onur takımım var. Annem hediye aldı sağ olsun. Öncelikle ben almadım direkt kendim yeni doğan kıyafet olarak bir şey. Çünkü hem eşimin teyzesi sağ olsun hem görümcem bir tane aldı. Ben bir tane isimli yazdırmak istemiştim. Onu da yanıma alıyorum. Giydirebilir miyim orada bilmiyorum. O biraz daha büyük gibi geldi bana. Hani direkt yeni doğan olarak giyebilir mi bilmiyorum ama yanıma almak istedim. Belki çıkarken hastaneden gideriz. Şimdi annemin aldığı takım 10 bir takım. Şöyle battaniyesi var. Ben ütülediğim için tekrardan açmayayım, katıza olmasın diye şey yapmıyorum. Bir battaniyesi var. İşte alt pantolon yani ne denir bilmiyorum. Bir tane böyle içlik ince şeyi var. Ama hani onu giydiriyorlar mı bilmiyorum ama ben yine koyayım dedim. Bir tane üstü var. Zıbını var. Kısa kollu. Yeleği, şapkası, eldivenleri. Böyle tam takım onlar. Ben bunu böyle direkt sardım. İçine bez de koyacağım. Bunu biz direkt şeyi vereceğiz. Hemşireye yani. Bezin minikliği. Bir tane de bez koyuyorum. Bunu direkt hemşireye vereceğiz. O yüzden bunu böyle direkt kendi toplu kesebiliyorum. Böyle küçük bir gelir. Biraz daha büyük. Ben normalde 10 hastane çıkışı önce almayı düşünmüyordum. Yani böyle zaten işte hastane çıkışları var. Bir tane battaniye olarak alırız diye düşünmüştüm. Sonra hem annem zaten hediye almak istiyordu böyle bir şey. Hem de sadece battaniyeler 200 ve falan satılıyordu. Böyle hastane çıkışları 300 liraydı. Bize de dedi böyle takım alalım. Eminönü çarşısından aldık bu arada bunları. Ben internette çok fazla. Şimdi bazı şeyler çarşıda daha ucuz oluyor. Bazı şeyler daha pahalı oluyor. Niye böyle bir şey var bilmiyorum ama. İşte bu bebek şeylerinde bir annem çarşıyı çok iyi biliyor. Bir bebek eşyaları hanımı. Öyle bir şey varmış. Oraya gittik. Orada gezdik. Mesela gerçekten bebek eşyaları piyasaya yani internete göre daha uygundu orada. İleride de bir ihtiyacım olursa muhtemelen oraya giderim almaya. Canım. Aa çorap. Çorap var mıydı? Ha şey ayağı. Ayağı kapalıydı da. Bir daha çorap giydiriyorlar mı acaba şimdi? Neyse. Giydirmesi gerekirse biz sonradan giydiririz onu. Sonra yani bir takım daha vardı. Ben bunları açayım göstereyim bilmiyorum ama. Ben bunları hep ütüledim. Yıkadım ütüledim. O yüzden hiç açmıyorum. Bir takım daha var şu şekilde. Bu beşli takım deniyor. Dörtlü herhalde.
İç sabunu yok herhalde bunun. Aynen, iç sabunu yok. Üst. Şöyle pantolonu var yine. Üstü var. Şöyle. Minicik. Şapkası ve eldivenleri var. O yüzden bunun içine bir tane çorap ekleyeceğim. Bir de iç sabun ekleyeyim. Bu arada gerçekten buna gerek var mı bilmiyorum. Şöyle iç sabun koyuyorum bir tane askıma. Hani iç sabunsız da giydiriliyor mu böyle şeyler? Ama üşüyorum. Neyse ben koyayım da. Annem orada bakar. Şimdi onu küçük böyle küçüklerden bir tanesine koyayım. Şöyle benim ismini yazdırdım. İşlettiğim takım var. Bu dediğim gibi biraz daha büyük gibi geliyor bana. Giyebilir miyim hemen bilmiyorum ama. Bunun işte eldivenleri ve şapkası var. Şöyle bakın. Bunlar içinde zaten. Bir de ben kendi zıbınlar, yani kendi küçük zıbınlardan şöyle bir şey ekledim. Bunlar vardı yoktu şeyin içinde. Paket mi dedim? Yoktu, bunu ekledim. Bunu böyle sarıyorum. Ha bir de bunun da ayakları varmış. O yüzden çorap koyayım. Onun da ayakları vardı ama çorap koyayım. Neyse. Belki ayakları varken bu çorap koyayım. İçine giydiriyorum. Bunu çok sıcak olur mu? Benim yalnız çok araştırma yaptım deyip videoya başlayıp acaba giydiriyor mu deyip devam etmem. Ama bebekle ilgili yapmadım ben. Alacaklarımla ilgili yaptım. Bebekle ilgili de bunun araştırmasını nasıl yapacaksın ki? O anki ortama göre karar verirsin herhalde. Neyse bunu koydum. Bir de bayıldım. Ay bir dakika. Şuna, şuna bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Bunu görümcem aldı. Birlikte biz alışverişe çıkmıştık. Orada çok beğendi o da. Sonra hediye aldı. Bunun da şöyle iç şeyi de vardı içinde paketin. Esmekçiden almıştık bunu böyle. Ben çok beğendim. Evet. Bir de şimdi şöyle ağız mendilleri benim anneannem yaptı bunlara. Müslim örtüler zaten satılıyor ya. Onların böyle beyaz el yapımı haliyle şey bunu. Yani anneannem kendi işledi kenarlarını falan. Onlardan 3 tane 4 tane yanıma alıyorum. Bir de şöyle yedek çorap alıyorum. 2 tane. Bunları da şöyle koyayım. Yani ekstra bir şey gerekecek mi bilmiyorum. Ama bir şey ekleyeceksem de bu küçük paketin içine ekleyelim. Şöyle 2 tane pamuk aldım. Daha doğrusu evde vardı onu bulurum. Bunları da ilk yeni doğar doğmaz ıslak mendil hemen kullanmaya başlamayın diyorlar. O yüzden ya aslında bir paket de götürsem yeter mi sanırım ya? Hadi ben bundan bir paket götüreyim. Paket evde de kalsın. Evet. Demin beni oldukça özel bir olay yaşadım. Bütün valizi bitirmiştim ve kapatmıştım ki videoyu kapatıp işte yatak açılışına geçecektim. Şarjım bitmiş. Videonun tam ortasında. Bu beni bir tık üzdü. Allah'tan yani çoğu şeyi çekmiş. Çekmediği birkaç şey vardı. Onları tekrardan göstermek istiyorum. Birincisi en son şeyde kalmışım ben. Şunu şöyle açmışım. Zaten orayı tam orada bırakacağım muhtemelen. Ben şunu şöyle açmışım. Orada kesilmiş video. Bu enerjim değişti şu an. Fark etmişsinizdir. Çünkü gerçekten canım sıkıldı. Bir de telefonun şarjı bitmiş kapanmış ya. İşte gittim telefonu şarja taktım falan. Videoyu hiç kaydetmemiş gözüküyor. Yani sıfırdan çekmeyecektim sanırsam. Yani çekmezdim herhalde. O gücü bulabilir miyim kendime bilmiyorum. Neyse. Onu görünce bir tık moralim bozuldu ama sonra baktığımda geldi videonun oraya kadarki kısmı. Sonradan geldi yani fotoğraf arkasına.
Neyse o biraz sevindirdi, bir tık daha iyi hissettirdi de. Diğer üzerdi yani, gitseydi komple. Evet, bu alt açma örtüsünü aldım arkadaşlar şöyle. Bu su geçirmez. Emmiyor yani, su emmez bir yapısı var. Ne deniyor bilmiyorum. Bunu tercih etmemin sebebi hem açıkçası piyasa çok geniş. Yani 30 liraya da 40 liraya da bir ürün var. 500 liraya da var. Ben bunu 110'a falan aldım sanırsam. Şöyle de bir kısmı var. Hani dışarı çıkarken bu arada askısı da var şöyle yanında taşımalı. Çantaya falan asılabiliyor. Buraya da bez, ıslak mendil gibi şeyler koyulabiliyormuş. Bunu tercih etmemin sebebi hem fiyatı biraz daha uygundu. Hem de ben böyle pamuklu emen bir kumaştan bir şey almak istemiyordum açıkçası. Bana bu mantıklı geldi. Bir de böyle daha çanta gibi olan daha büyükler var. Ben hani küçük olduğu için de bunu istedim. Hani daha minik, çantaya her türlü sığar diye düşündüm. Bunu yanıma alıyorum. Yarım paket bez aldım. Şöyle biz paketleri kırklı kırklı aldık. Bir numara aldık. Norfix'in 5 paket var şu an. Yani toplam 200 adet bir numara bez var. Ekstra bez toplamadık. Yani diğer bedenlerden de ekstra almadık. Çünkü bazı bebeklerin daha alerjik olabiliyor. Şimdi nasıl olacak, nasıl tepki verecek diye de bilmediğimiz için daha fazla almadık. Ben bu kırklının yarısını 20'li şeklini alıyorum. Hani şey düşünüyorum. Günde 10 tane bile kullansa 2 günde 20 tane yeter herhalde diye düşünüyorum yani. Bir paket ıslak mendil aldım. Islak mendilde biz Slippy'yi tercih ettik. Slippy Sensitive. Yani bunu da araştırdım. Zaten bilmiyorum açıkçası ne kadar farklı olabilir ki yani içerikleri. Tabii ki çok daha doğalları belki vardır falan ama biraz daha ulaşılabilir olması benim için önemli açıkçası. Çünkü bunlar çok kullanılan ve sürekli biten şeyler yani. Yani biraz daha uygun fiyattı. Hem de işte alkol içermeyen, paraben içermeyen. Bilmiyorum, bana bu mantıklı geldi. Biz bunu da çok sipariş ettik. Yine hepsi buradanın indirim, yani böyle şeylerin indirimlerini takip edin bence. Çünkü gerçekten bayağı bir fiyat fark ediyor. Biz böyle toplu aldık. İçinde 36 tane var sanırsam. Bir karton geldi şöyle kocaman zaten. Onun bir paketini yanıma aldım. Aslında iki paket çıkartmıştım ama sonradan bir paket yeter herhalde diye düşünüyorum. Eğer yetmezse de oradan hemen herhalde çevrede bir market vesaire vardır yani. Bir daha yanımızda taşımayalım. Onun dışında şu biberon pişik kremini göstermemiştim sanırsam. Gösterdiysem burayı keseceğim. Şöyle Mustera'nın pişik kremini aldım. Ben bebek ürünlerinin hepsini Mustera'dan tercih ettim. Yani hepsini derken ne? Şampuanı, bebek yağı, işte bir de bu pişik kremi herhalde. Başka bir şey almadım bebek için. Bunları tercih ettim. Hani yorumları hem iyiydi. Memnun kalan çok insan vardı. Hem de uygundu bence fiyatları. Yani diğer markaları da araştırdım ama bana mantıklı geldi bu. Yani kullanınca tekrardan güncellerim açıklamalar kısmını. Yani memnun kalıp kalmadığıma göre. Ya da yani kalmadıysam en azından belirtirim sonradan. Ama çok da sorun yaşayacağımı sanmıyorum. Onun dışında şunları göstermiştim. Ama tabii ki videoda çıkmadı. Birincisi şu biberon olarak ben Lancinum'un ikili setini tercih ettim. Biri 160 mililitre, biri 240 mililitre. Henüz bunları koymayacağım çünkü kaynar suda bekleteceğim, yıkayacağım artık. Ne deniyorsam. Bunu, bir de Philips Avent'ın 0-6 ay arası emziğini tercih ettim. Şimdi neden bunları tercih ettim? Çünkü benim özellikle korktuğum şey meme redde olması çocukta. Yani biberon ve emzik kullandıktan sonra annenin göğsünü reddetmesi bence kötü bir şey. İkincisi hem biberonu hem emziği de kullanabilmesini istiyorum. Kullanmasını istiyorum yani kesinlikle. Bunun sebebi de şimdi ben bebek 4 aylıkken işe başlayacağım ve yarın gün çalışmaya başlayacağım yani. Doğal olarak süt sağıp bırakacağım. Yani biberonla emmeye başlayacak. Biberonla içmeye başlayacak sütü mecburen. Biberonla içmeye başladıktan sonra göğüs redde olsun istemiyorum. O yüzden şeyi araştırdım. Anne göğsüne en yakın biberonları. Birincisi Philips Avent'tı, ikincisi Lansinop'tu. İkisinin de yani hem fiyatlarını karşılaştırdım hem kullanıcı yorumlarını vesaire. Ya yani ikisinden de çok fazla memnun kalan olmuş. Sadece Philips Avent biraz daha pahalıydı. Bu arada doğru mu okuyorum bilmiyorum ama. Biraz daha pahalıydı
biberon olarak. Bir de ben bunun ikili set olarak daha uyguna geldim. 350 gibi, 360 o civarda bir ücret aldık. Hatırladığım kadarıyla yani. Daha yeni aldık bu arada. Yani çok değişmiş olamaz herhalde. Tabii geliniz önünüzde söylemiyorum ama. İçinde de 3 tane başlık var. Biri yavaş akım, biri orta akım, biri hızlı akım olarak. Yani bana hem boyutları ideal geldi hem de bilmiyorum fiyat olarak da daha makul geldi. Philips Avent'ın bir tane biberon sanırsam 200, küçük biberon 250-260 civarıydı. Hani onu da bir tane daha büyük alayım desem 500 lira falan geliyordu herhalde. 500-550 falan. Yani olabilir miydi? Olurdu belki ama açıkçası bundan da çok fazla memnun kalan gördüğüm için bunu tercih ettim. Yani bilmiyorum. İkincisi emzik olayında da şimdi emzik biliyorum ki bazı anneler kesinlikle karşı emzik vermeye çocuğa. Bunu saygı duyarım bu arada. Yani herkesin kendi tercihi tabii ki ama ben verilmesi taraftarıyım açıkçası. Evet damak yapısını belki bozabiliyor ama şimdi çocukların bir emme ihtiyacı olduğu bir gerçek ve sadece duygusal olarak bile bu ihtiyaçtan yani istekten kaynaklı bu sefer anneyi emzik olarak kullanmaya başlıyorlar ve sürekli nasıl desem mesela takip ettiğim birkaç tane kadın var sürekli emdiğinde söylüyor çocuğun tamam o duygusal olarak anneyi de biliyorum ki tatmin ediyor onun emmesi falan ama bir süre sonra bu çok yorucu olmaya başlıyor bence. Ayrıca gece boyu çocuğun emme istemesi ama aslında aç değil yani tok olan bir çocuğun sürekli emmek istemesi bence hem çocuk için yorucu, bölücü yani sürekli uykusunu bölen bir olay hem de anne için. Ben bir de çalışan bir anne olacağım yani tamam hayatımın ilk 4 ayı belki daha kolay, daha yani onun yanında geçecek, daha rahat geçecek belki şey olarak en azından her istediğinde bana ulaşabiliyor olacak ama sonuçta bir süre sonra bu olmamaya başlayacak ve geceleri de ben hani kendi konforumdan da çok ödün vermek istemiyorum açıkçası. Tabii ki yani tabii ki bebek çok önemli. O ayrı bir mesele ama anne ne kadar kendini iyi hissederse bebeğine de bence o kadar iyi davranabiliyor annelik. Hani ben bir süre sonra bıkmak istemiyorum, yorulmak istemiyorum ya da bunun isyanını yaşamak istemiyorum. Yani tutmayan bebekler var mıymış? Çok varmış duydum kadarıyla. Yani Görümcem'in kızı da mesela emzik tutmamış. Ve o çok yorulmuş. Öyle anlatıyor en azından. Hani onun için çok yorucu bir süreç olmuş. Bebeğin sürekli seni istemesi. Emme isteğiyle sürekli annene de anneyi istemesi bence de çok yorucu bir süreç. Özellikle dışarıdayken. Hani evdeyken yine idare edersin ama dışarıdayken bir misafirlikteyken bir ortamdayken bence çok yorucu. Neyse. O yüzden ben kesinlikle emzik tutmasını istiyorum. En çok da anne göğsüne en yakın olarak bu önerilmişti. Philips Avent'ın. Bunu da bayağı bir araştırarak şey yaptım. Bu arada fiyatları çok değişken. Piyasada 200'e satan da var. 120'ye falan satan da var. Biz yani bence önce Trendyol'dan favorilemiştim. Ben sonradan beğendiğim her şeyi eşime attım. Eşim böyle diğer sitelerden de karşılaştırdı. İşte Amazon, PTT, AVM gibi bir site daha var. Hepsi burada vesaire. Hepsini karşılaştırdım. Hani tabii ki satıcı yorumları vesaire de önemli. Hani onlara da dikkat etmek lazım ama biz her şeyi alacağımız her şeyi internetten sipariş ettik. Öyle gidip mağaza mağaza gezmedik yani. Bunu da bu şekilde internetten almış olduk. Amazon'dan aldık bunu. Yani bakabilirsiniz isterseniz. Bunları dediğim gibi önce kaynar suda bekleteceğim falan. Yıkayacağım, öyle koyacağım. Onun dışında bir şey, yani ekleyeceğim şeyler var içine. O yüzden burada bırakacağım bir süre valize. Belki 2 hafta sonra falan indiririz. Yani bu belirsiz bir süreç olduğu için emin olamıyorum ne zaman indirmemiz gerektiğini. Ha bir de yüz örtüsü ekleyecektim. Şöyle bir de yüz örtümüz var. Bunu ekleyeyim. Bunu da anneannem ördü. Yani anneannem işledi kenarlarını falan. Bunu da niye kullanıyoruz? Bunu da şeyde pusetin üzerine doğru örtüyoruz. Hani ne bileyim hem çok ince. Örtülmek. Onun için bu da önemli ama. Ben bu arada puset için minder ve puset örtüsü almadım. Aynı şekilde bebek arabası için de almadım. Önce bebek arabası almamayı da düşündük açıkçası. Sonradan şimdi biz çok fazla yürüyüşe falan çıkıyoruz. Böyle yani
Evimizin etrafında yürüyüş yapıyoruz. İşte kayınvalidem yakın oturuyor. Oraya yürüyerek gidiyoruz falan. Biz görümcemde benim anne kucağı varmış. O onu verdi. Onunla gideriz, geliriz diye düşünüyorduk önceleri. Ve bebek arabası almayı bir süre düşünmedik. Ardından bir yere gittiğimizde de mesela bir AVM'de dolaşırken evet tamam anne kucağımda da belki taşıyabilirdik falan ama şimdi bu bebek de ağırlaşacak ve bir süre sonra orada durmak istemeyecektir diye düşünüyorum. En azından hareketlendikten sonra şimdi çevreye bakmak isteyecek, biraz daha şey yapmak isteyecek falan. Sürekli bir anne kucağında durmak ister mi bilemedik. Ve araştırmaya başladık. Bebek arabasını ikinci el aldık biz. Yani temiz bir arabaydı. Alan ayede 2 yıl falan kullanmış herhalde. Yani çok 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 daha uyguna geliyor. Neredeyse yarı fiyatına falan biz yani 2,5 milyara aldık öyle söyleyeyim yani fiyatında. 2,5 mu? Yok 2'ye aldık hatta. Aynen 2'ye aldık. İçinde işte puseti normal arabası. Puseti 0-6 ay arası kullanılıyor herhalde zaten. Sonra normal arabası bir de yani normal tertemiz bir arabaydı. İkinci el aldık. İleride biz de zaten hani ne zaman kullanmayacaksak satarız ve bu çok değer kaybeden bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Hele yani ülkemizde her şey günden güne artarken böyle bir şeyin değer kaybedeceğini düşünmüyorum. Sonra biz de dedik ki zaten işte böyle pazara giderken bilmem nedir hani kucağımıza taşımaktansa yine tamam anne kucağı da belki de rahat olacaktır ama yine bebek arabasını kullanırız diye düşünerek aldık. Bakın umarım rahat ederiz. Neyse onu, ama ha, puset için puset minderi ve örtüsü almadım demiştim. Sebebini de söyleyeyim. Şeyi okudum arkadaşlar. Puset minderi çok yumuşakmış ve bebeğin sırtında hani gerçekten böyle yumuş yumuş bir his bırakıyor. Bebeklerin omurgaları henüz daha tam böyle omurga yapısı yani henüz daha tam oluşmadığı için yani nasıl anlatayım bunu bilmiyorum. O kadar yumuşak zeminde yatırmamak gerekiyormuş. Normal yatakta yatırırken de bebeği böyle yumuşak mesela yastıklarda falan değil de daha sert bir zeminde yatırmak uygunmuş. O puset minderlerinin de çok yumuşak oluşu bebeğin aslında konforunu kötü etkiliyormuş. Yani biz aslında belki daha rahat etsin, daha iyi olsun diye onu alıyoruz ama yani bu bence piyasanın getirdiği ve dayattığı bir şey. Ben de yine alacağımı düşünerek favorilemiştim. Hatta beğenmiştim hani seçmiştim renklerini falan ama böyle bir şey okuyunca yani ihtiyaç duyarsam dedim ileride alırım. Ama hani böyle bir şeye ihtiyaç görmediğim takdirde öyle bir şey almayacağım. Üzerine de puset örtüsü olarak yine çok fazla pusetin içi çok fazla sıcakladığı için yani ısı olarak çok fazla arttığı için puset örtüsünü çok tavsiye etmiyorlar özellikle yazın. Kışında bilmiyorum zaten 6 ay kullanacağı bir şey için almazdım. Bebek arabası için alırdım belki. Yani normal ileride de kullanacağı için. Ama böyle bir şey okuyunca gerek duymadım ya. İleride duyarsam belki alırım ama en azından şimdilik almadım. Size de bunu söylemiş olayım. Öyle söylediler. Öyle okudum yani. Şimdi şunu kapatayım. Ve el ele'nin anne yanı paket almaya şimdi ışık biraz tersten vuracak ama buraya kuracağım için yatağı mecburen ters almak zorunda kaldım. Şu perde değişecek arkadaşlar. O yüzden böyle saçma sapan duruyor. Şu perde benim iki şeyle, iki ayrı iki kanatlı öyle söyleyeyim. Şuradan biz kendimiz takarken birleştiriyorduk. Şu kanadını makinem herhalde bir sökük vardı. Makine orayı komple yırtmış falan. O yüzden mecburen yeni bir perde sipariş ettik. Buraya o gelecek yani inşallah. Neyse. Geçiyorum. Şimdi ben şöyle göstereyim. Bu şekilde araba, ay şey, araba diyorum, yatak katlanıp şöyle dikdörtgen şeklinde bir şeye sığıyor. Çantası var, kendi çantası. Buna sığıyor. Biz bunu internetten sipariş ettik. Biz sipariş ettiğimizde yatak ne kadardı hatırlamıyorum ama yazarım eşime sorup. Biz gelir gelmez açtık herhangi bir eksiği var mı ve işte hani kurarken bir şey yaşayacak mıyız? Bir parçası eksikti vesaire sipariş edelim onu tekrardan diye. O yüzden açtık açtıktan sonra tekrar toplarken şu çantasına koyduk geri. O yüzden şu an çantadan açıyorum yani. Ya bu arada normalde de çantanın içinde geldi.
direkt böyle çantaya sarılı gel. Yani bir karton kutunun içinde şu dikdörtgen çantası vardı. Şurada arkada yatağı var. Birazdan göstereceğim. O hediye geliyor bu arada. Ha, bir de şey varmış. Yatağını beğenmeyip kendi yatak alan aileler de olmuş. Yani kendi daha büyük, daha geniş bir yatağı biraz ince zaten görürsünüz. Ben bir süre kullanırız diye düşündüm. Eğer zaten hani hissedersek bir eksiklik, bir rahatsızlık, o zaman sipariş ederiz diye düşündüm. Hani bu kadar erken yatak almanın bir mantığı yok diye düşündüm o an. Ama kullanıcı yorumlarını okudum. Çok sıkıntı yaşayan da olmamış. Yani gayet yatak kullanımı olmuş. Bir de şurada birazdan göstereceğim. Üzerine takılan aparatlar var işte. Bez değiştirme yeri, işte biberon koyma yeri, bezlerini yerleştirme yeri vesaire bir şeyler var. Onlar da ayrıca bir yerde duruyor. Göstereceğim birazdan. Şimdi açıyorum. Hazırsın. Bu arada bunu eşimle açtık, eşimle kurduk, eşimle topladık. Ben şu an ilk defa kendim açıyorum. Umarım becerebilirim. Bu arada, bunu da söylemeden edemeyeceğim. Bunun 3 rengi var. Ya da 2 renk. Yani neyse, bir grisi var, siyahlı griyle olan. Bir de kremli kahveli olan var. Ben eşime attım, kremli kahveliye attım. Çünkü Yatepe'den gördüğünüz gibi kremli. Dedim ki buraya uygun olsun çünkü ben... Yani, bir süre çocuğa oda yapmayacağımız için burada kalacak ve hani yatak adamı uygun olsun diye düşünüyordum. Ki eşim öyle düşünmemiş. Yani o şey düşünmüş. Kreminin bilmiyorum. Onu istemeyeceğim. Yani ben birçok şeyi siyah tercih ederim genel olarak kendi hayatımda. Onu da öyle tercih edeceğim. Yanlışlıkla kremi attığını düşünerek gitmiş direkt siyahını almış. Yani geldikten sonra biz bir daha değiştirmekle uğraşmadık hiç. Evet. Ha, bu arada araba tekerlekli. Yani evin içinde de gezdirebilirsiniz. Benim çok öyle bir şansım olmayacak. Çünkü bu tarafa kurulu olacağı için yani benim diğer tarafa çıkartmam biraz zor olacak. Ama tatile vesaire giderken hani böyle katlayıp yanımızda yanımıza götürebiliriz. O bizim için bir avantaj. İkincisi, ayaklarına şöyle aparatlar takılıyor. Bu aparatlar da şeyin sallanmasını sağlıyor. Beşik, böyle beşik gibi de kullanabiliyorsunuz yani. Tekerleklerini hafif havaya kaldırıyor. Siz beşik gibi sallıyor oluyor kuruyorsunuz. Benim bu hoşuma gitti bir detay açıkçası. Şimdi açarken şurada zaten size gösterilen oklar var. Onları böyle havaya kaldırdığınızda bunlar dik durmaya başlıyorlar. Birinciyi kaldırdım. Şimdi yatağı çantasından çıkardıktan sonra şu üst kısımda bir de aynen şu benim olduğum kısımda iki tane şey var. Onları böyle tık tık kaldırdığınız zaman aynı şekilde orayı da böyle kaldırdığınız zaman o dikleşiyor o kısımlar. Bir de şu ortasında kırmızı şey var ya normalde kapatırken de o kırmızı şu an gözüken şeyi böyle yukarı çekiyoruz. O bacakların hepsini bir araya topluyor yani kapatıyor mekanizmayı. Ben şu an onu bastırdım en alta kadar. Şu anda orası dümdüz oldu. Aşağısı tamam oldu yani. Şimdi normalde şu kısmı çıkarabiliyoruz. Şu fileli kısmı çıkartabiliyoruz. Ben anne yanı kullanacağım için bunu tutacağım. Buraya yatak gelecek yani. Öyle söyleyeyim. Biraz daha yukarıda duracak. Benim yatağıma daha yakın duracak. Şimdi yatağın düz durması için bize şöyle verilen 4 tane sopa var. Bu sopaları... Ve birini düşürdüm. Bu sopaları şuradan dikey bir şekilde geçireceğiz. Şurada bir tane görebiliyor musunuz bilmiyorum ama küçük bir şey var. Böyle delik gibi. O ikisine geçireceğiz ve sopaları birbirine bağladığımızda oraya yatak gelebilecek. Birazdan göstereceğim size bağlayayım. Evet şu şekil o sopaları yerleştirdim. Şöyle.
Şu çantalara geçirdim dediğim gibi. Bir de ortadan birbirine geçirdim. 4 tane sopa vardı. Bu şekilde yerleştirmiş oldum. Şunlar niye var? Şu gösterdik şunlar. Bu file iniyor arkadaşlar. Böyle açılıyor orası komple. Ve böyle bağlıyor. Yani bir katlayıp oraya bağlayabiliyoruz onu. Bu şekilde durabiliyor yani. O yüzden var onlar. Hani aşağı doğru dökülmesin diye. Şimdi bunun üzerine direkt yatağa koymuyoruz. Bunun üzerine ne koyuyoruz? Şöyle göstereyim. Gelen şöyle bir şey var. Buna ne deniyor bilmiyorum. Daha böyle sert bir yapıda üzerine yatak gel. Yani şöyle şurası sert karton. İçinde ne var bilmiyorum ama şu demirlerin çocuğu rahatsız etmesini engelleyecek bir yapıda yani öyle söyleyeyim. Üzeri şurası da şu kısımda biraz daha sünger kaplı, daha yumuşak bir yapıda. Yatak bunun üzerine gelecek. Şu şekil. Bu şekil yerleştirdim. Şimdi bunun üzerine bir de yatağı açacağım. Şöyle iki tane de ayağı var. Demin söylediğim. Hani dedim ya beşiği sallanmasını sağlıyor. Tekerleklerini havaya kaldırıyor biraz daha. Bu iki ayak. Şimdi ben şu an yatağımın iç tarafına doğruyum. Şurada da komodinim var öyle söyleyeyim. Şimdi bu taraftakini takacağım. Diğer tarafa geçtiğinde diğer taraftakini takacağım. Ve bunu bu tarafa doğru ittireceğim yatağıma doğru. Şimdi gösteriyorum. Şöyle ayak kısmını göstereyim diye biraz havaya kaldırdım. Şurada bakın iki tane daha dengeleyici ayak var tam ortada. Şunlar normal tekerlekli ayakları. Şu aparatı böyle içeri taktığımda bu da sallanmasını sağlayacak birazdan. Göstermek istedim kapatmadan. Ha bir de şurada şöyle bir bez gözü var. Buraya da bezlerini, ıslak mendilini falan koyacağım. Hani gece yanımda bulunsun tekrar kalkmayayım diye. Evet şimdi yatağı şeye doğru ittim. Komodin kısmına doğru. Şöyle yatağımız hani dedim gibi gelmişti. Bir kenarda bekliyoruz. Dediğim gibi yatak ince bir yatak. Tam içine oturuyor. Bunu bu şekilde yerleştirdim. Bir de biz yatak için alez aldık. Bu da şöyle alez aldık. Bunu yani almamızın sebebini az çok tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Riske gerek yok diye. Şimdi onu da yerleştiriyorum. Bu arada bu alez de el eliniz sitesinden yine. Ama biz bunu hemen almadık. Sonradan sipariş ettik. Yani şöyle benim hiç aklıma önce alez alabileceğim gelmedi. Sonradan geldi. Sonradan sipariş ettik. Ama tam yatağına uygun yani. Gönderdikleri yatağa uygun. Evet şimdi alezin karşı tarafını birazdan şey yapacağım. Çarşafı takarken oraya doğru koyacağım. Şu aparatları göstereyim önümde duran. Üzerinde şöyle bir sineklik, yani şöyle bir sineklik gönderiyorlar demiş, sineklerden korusun diye herhalde. Yatağın üzerini komple kapatıyor. Biz daha önce denemiştik. Ama şu an tekrardan denemeyeceğim. Şöyle, bunu da kendi tarafındaki kısma koyuyorum muhtemelen. Şimdi şöyle bir aparatı var. Ben bunu hemen takmayacağım. Hani belki daha ileride takarım. Yani şu an anlamayacaktır zaten muhtemelen bir süre. Bunu yine o benim demin gösterdiğim göz kısmı var ya oraya doğru koyarım. Orada saklarım. Şimdi şu kısım. Şu aparat. Ben şöyle göstereyim. Şurada iki tane böyle biberon gibi şey koyma yeri var. Yani aslında bayağı geniş başka şeyler de sanırım muhtemelen. Şu kısım böyle bez yerleştirme kısmı. İstediğim gibi bez alıyor. Şöyle de bir boşluk daha var. Burada da ıslak mendil alıyor. Şimdi hemen göstereyim onu size. Tabii takmayı becerebilirim. Bu şekilde de bez değiştirme yeri var. Onu da şöyle takıyorum. Şimdi bunu taktıktan sonra şu kısım şu kısma takılıyor.
ışıktan dolayı biraz parlıyor ve ben bunun içine şu malzemeleri koyduğum için, biz hani paketi açmıştık dedim ya, o malzemeler bunun içinde duruyordu. O yüzden biraz böyle iz yapmış. Süngerimsi bir yapıda. Bu izler de geçer diye düşünüyorum. Yani şey, ya böyle süngere bastırırsınız iz olur, sonradan geçer ya, o tarz duruyor. Şöyle iki tane deliği var. Şurada ıslak mendil bölümü var. Şurada da bezler için bir bölüm var. Şimdi onları yerleştirip göstereceğim size. Şöyle göstereyim. Şimdi ıslak mendil ve bezlerini koydum. Bu şekilde burada yanda duruyor. Şöyle yatağın da şu kadar bir kısmı boş kalıyor. Yani zaten yeni doğan bir bebekken bu kadarlık bir kısımda yatar diye düşünüyorum. Şu aparatları takmadım dediğim gibi. Onlar da şuraya takılıyor normalde ama hem bunu takmak hem onu takmak bence kullanışlı olmayacaktır. Bunu da zaten çok uzun vadede burada tutmam diye düşünüyorum. Yani bebek bir süre zaten şöyle yan dikey yatabilir. O zaman sıkıntı olmaz belki ama biraz daha büyüdüğü zaman bunu burada tutmam diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir aparat var. Bu aparat da yatağın kenarlarından bizim yatağı böyle aşağısına bağlayan bir aparat. Yani yatağın uzaklaşmasını, kaymasını engelliyor normalde. Ama bizim zaten yatağın çok bir kayacak bir kısmı yok. Ha, bu arada sallanış da böyle, bakın. Yani böyle hafif hafif bir beşik gibi sallanabiliyor. Ben sallanma aparatlarını taktım da. Dediğim gibi bu aparatı biz muhtemelen takmayacağız. Evet, bu şekilde çarşaf takımını da serdim. Çarşafı ve yastığı. Evet, burada videoyu noktalıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yani biraz karışık mı anlattım bilmiyorum. Sadece yani tek başıma kurduğum için ve şu an biraz ağır olduğum için hareket alanım biraz kısıtlı. Ama onun dışında gerçekten kurulumu güzel bir yatak. Ben çok beğenerek aldım ve yani memnun kalacağıma inanarak aldım. Öyle söyleyeyim. Bayağı araştırdım yatakları da. Benim yatağım, kendi yattığım yatak oldukça yüksek. Ona rağmen anne yanı olarak bence çok ideal boyutta. Hani ben biraz korkmuştum çok mu aşağıda alçak kalır diye ama bence gayet ideal duruyor. Bilmiyorum, ben çok beğenerek aldım. Umarım kullanınca da hala aynı düşüncede olurum ve sizler de umarım, eğer hani bunu görüp alıyorsanız ya da işte aklınızda merak ettiğiniz bir şey varsa umarım cevap olmuştur. bu kadar. Hayırlısıyla hepimiz kolaylıkla doğumlarımızı atlatalım inşallah. Yani bu videoyu izleyenlerin bu süreçte olduğunu, bu süreci yaşadığını düşünüyorum. Hoşçakalın o zaman.